karışımlar bir gün süreyle havuzlarda suyla bekletilerek toprağın erimesi sağlanıyor. Eridikten sonra insan gücüyle yoğruluyor, değirmenlerden geçiriliyor. İçerisindeki en küçük taş parçası kırılıyor, çamur bu erimdeki homojen hale dönüşüyor, elastikiyet kazanıyor. Yaptığımız ürünler 4-5 gün serin yerlerde kuruması sağlanıyor. Suni kurutma yahut güneşte hızlı kurumayı kabul etmiyor. Kendi ortamında yavaş yavaş kurutuluyor. Kuruduktan sonra fırınlara gidiyor. İlk pişirimler kara fırınlarda odun ve talaş yardımıyla gerçekleştiriliyor. Kullanım maksatı olan ürünler testi, bardak, güveç vesaire şeyler 1200 derece sıcaklıkta. Kullanım maksatı olmayan süs ya da dekore eşyaları 950 derece sıcaklıkta ilk pişirim gerçekleşiyor. Ürün fırından çıktıktan sonra üzerleri boyanıp işlem görecek ürünler aynı toprakların içerisinden elde ettiğimiz oksit ya da mineral boyalar, yani doğal boyalarla ağırlıkta Osmanlı, Hitit, Kapadokya ve Selçuklu motifleriyle üzerinin süslemesi gerçekleştiriliyor. Süsleme işi bittikten sonra yine topraktan elde ettiğimiz doğal sırlarla üzerlerini sırlıyoruz. Tabii sır ne diye düşünüyorsunuzdur? Sır, evinizde kullandığınız porselenin üzerindeki beyaz mine. Tabii porselen de o kadar sağlıklı bir şey değil. Bazıları kurşun içerebiliyor. Bizim burada elde ettiğimiz sır ise %60'lık kısmı silisyum. Yani camın ana maddesi ve diğer %40 toprak bileşikleri bize şeffaf sır veriyor. Sır pişirimlerimiz temiz ve tozsuz ortamlarda gerçekleştiği için elektrikli fırınlar kullanılıyor. Yine orada da 1300 ile 1600 derecede boya ve sır pişirimi yapılıyor. Ürün hazır hale geliyor. Ürün tamamıyla sona erdikten sonra artık ürün üzerindeki boyaya ya da ürünün kendisine ateş, su, benzeri şeyler etkileşim yapıp bozamıyor. Bunun en büyük sebebi ise her iki materyalinde doğal olması. Yine merak ettiğiniz kısımlar varsa sorabilirsiniz, yardımcı olabilirim. Hemen hemen evet. Bu vazodan bir usta 8 saatte hemen hemen 350 tane yapar. Evet. Ama şimdi kullandığınız tornalarda ayağımın yaptığı işlemi artık elektrik yapıyor. Yine burada her şey aynı elde ama çevirme işi elektrikte. O da zamandan ve kuvvetten çok büyük tasarruf sağlıyor. %20 bir entegre var. Kuruyor. Tabii bir sürü işlem var. Rütüşler, zımparalar falan kuruyor. Fırına giriyor, çıkıyor, tekrar zımpara. Astar atılıyor. Boyamalar başlıyor. Tabii. Bu da içerisinin et kalınlığı, boşluğu, düzgünlüğü, simetrisi. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi kalınlık her iki tarafta da eşit ağırlıklı. Bu farklı yerlerde farklı olmuş olsa kururken ya da fırında kesin zayiat veriyor, yani çatlama patlama yapıyor. Evet, şimdi şöyle bir Kapadokya cin denemek isteyen gelebilir. Var mı denemek isteyen? Gel. Evet, gel. Açın arayı hemen şöyle. Eski
çok sevmiyorum.